Vatandaş Ahmet soruyor, Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Vatandaş Ahmet soruyor, Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Ege Yön TV izleyenleri, bugün günlerden deprem. Neden? Bugün sabah İzmir Menderes açıklarında bir deprem oldu. Gerçi deprem oldu, çok şükür küçük, yıkıcı bir hali yok. Ama bu depremle birlikte unutkanlığın altını çizip hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlatma yapalım ki çok çabuk unutuyoruz. 11 ilimizdeki deprem olalı bir yıl oldu. Hala onların acıları yüreklerimizde. Hala depremle ilgili çalışmalar harıl harıl devam etmekte ama bir türlü bitmiyor. Çünkü doğal felaket geldiği zaman yerle bir ediyor. Gönüllerdeki yaralar, fiziki yaralar, bir taraftan doğal afetin bıraktığı o göçük, yıkık, insanlık dışı görüntüler. Şimdi aklımızı başımıza alalım. Eskisi gibi haberler de okunmuyor. Hani deprem olunca bu nerede olmuş, nasıl olmuş, araştırmalar o gün için oluyor. Fakat bir yıl geçti, acılarımızın çoğunu unuttuk. Halk tabiriyle Anadolu'da buna kanıksama diyorlar. Kanıksıyoruz. Ve o kanıksamayla birlikte acılarımızın üzerine biraz kül serpip diğer taraftan da her gün aynı derdi yaşasak psikolojik sorunlar oluşuyor bir taraftan. Haklıdır insanlar. Acılar unutuluyor. Ama vatandaş Ahmet olarak buradan bütün yerel yöneticilere şunu sormak istiyorum. Ey Ege, İzmir, Afyon, Denizli, Muğla, 8 il, hatta son günlerde bir takım buluşmalarda Balıkesir'de dahil ediliyor Ege'deki bütün çalışmalara. Hazır mı 9 il depreme? İnsanlar nerede toplanacak? Nasıl tedbir olacak? Ve bu anlamda milli eğitimde müfredat tartışmaları var. 22 yıldır, 25 yıldır inanın hiç bitmeyen milli eğitimde bir müfredat tartışması var. Ama diyorum ki mutlaka doğal afetlerle ilgili bir ders konmalı. Bir ders konmalı ki sürekli tedbirler çocuktan büyüğe anlatılmalı. Anlatılmalı ki insanlar bir deprem anında ne yapacağını, deprem anında nerede toplanacağını ve acılar nasıl sarılacak çocukken öğretmek gerekiyor. Öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü biz büyükler ve belediye yöneticileri, birçoğunun depremle ilgili ayırdığı bir bütçe dahi yok. Vardır belki bazılarında. Biz olduktan sonra çare arama konusunda uzmanlaşmış bir milletiz. Sorunlar başlamadan önce, depremler olmadan önce tedbir almak bizim için biraz lüks oluyor. Ama gel gelelim, eğer eğlence varsa, eğer konser varsa, eğer o konuda farklı çalışmalar varsa inanılmaz paralar harcıyoruz. Yani bir anlamda vur patlasın, çal oynasın. Ya da halk deyimiyle biz düğün dernek koşarız, acılarımızla da ağlamak için varız. Değiştirelim bunları. Değiştirelim, yöneticileri uyaralım. Değiştirelim, milliyetimi uyaralım. Ve biraz daha depreme karşı gerçekçi olalım. Gerçekçi olursak, şimdiden binaları kontrol edip sadece depreme karşı tedbiri laf üzerine veya tatbikatlarla değil, binaları sağlamlaştırarak, bilgi edinerek bunu gerçekleştirmek zorundayız. Eğer bugün vur patlasın, çal oynasın, konserlere ve bir takım etkinliklere paraları yatırır, yarın da
doğal afet olduğunda işte bunu nasıl karşılayacağız? Şuradan mı yardım alalım? Buradan mı yardım alalım? Değil. Önce tedbirli olalım. Anadolu tabiriyle eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Sonra onu Allah'a emanet edelim. Çözüm bu değerli arkadaşlar, değerli Egyon TV izleyenleri. Sizlere bütün kalbi duygularımla hoşça kalın diyorum bu program sonunda, ama tedbirli kalın. Tedbirli kalın, Egyon TV'den ayrılmayın. YouTube kanalından bize abone olun. Bizim Ege'de yürümemize, büyümemize abone olarak destek olun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Vatandaş Ahmet soruyor. Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor. Vatandaş Ahmet soruyor. Ege Yön TV vatandaşın sesi oluyor.